Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Goodwee markasının hibrit olarak sattığı akü bağlantısı yapılabilen hem şebeke bağlantılı hem şebeke bağlantısız çalışabilen inverterinden bahsetmek istiyorum. Özellikle evsel çözümlerde, küçük güçlerde kullanılabilecek olan bu ürünle birlikte evinizin kesintisiz güç ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Güneş enerji sistemlerinde farklı farklı ürünlerin olduğunu her defasında anlatmaya çalışıyoruz. Şebeke bağlantılı sistemler, şebeke bağlantısız sistemler veya her ikisinin de birlikte olduğu hibrit cihazlardan çokça bahsettik. Yanımızda görmüş olduğunuz cihaz hibrit cihaz olarak adlandırılıyor ve lityum batarya bağlantısı yapılarak evinizde kesintisiz bir enerjiye sahip olabiliyorsunuz. Kesintisiz enerji şu açıdan önemli olabilir. Kritik yükleri besleme noktasında elektriğin bir anlık bile kesilmesi sizin için sıkıntı yaratabilir. Normal şartlarda şebeke bağlantılı inverterlerle standart bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir ve aylık mahsuplaşmadan kaynaklı elektrik satışı yapma şansınız olabilir. Bu durumda aslında akülü sisteme çok ihtiyaç yokmuş gibi gözükse de bazı evlerimiz için kritik yüklerin olduğu, örneğin bir server gibi ya da bir kesintisiz güç kaynağına ihtiyaç duyacağınız herhangi bir ekipman düşünün. Böyle bir evde yaşıyorsanız, böyle bir ihtiyacınız varsa bu ihtiyacı çözmeye yönelik bir ürün olarak hibrit inverteri kullanabilirsiniz. Hibrit inverterin en önemli özelliği bence bu markadaki en önemli özelliği UPS Function olarak adlandırılan herhangi bir elektrik kesintisini çıkışına yansıtmayan, bunu siz algılayamıyorsunuz çıkışta. Bu tarz cihazlar oldukça kritik öneme sahip. Örneğin her zaman benim söylediğim bir örnek var. Makalelerimizde de çokça yazıyoruz bunu. Belki 2 sene önce yazdığım bir makalede vardı. Evinizde PlayStation oynadığınızı düşünün. Şimdi arkadaşınızla maç yapıyorsunuz. Elektrik gitti, televizyon gitti. Yani bu durum, yani bu kadar yatırım yapmışken çok kabul edilebilir bir durum değil açıkçası. Benim en başından beri kanaatim, hibrit bir cihaz yapıyorsanız eğer UPS Function'ın bunun zaten standart bir özelliği olarak cihazın içerisinde barındırılmasıdır. Ürünlerle alakalı birçok hibrit marka, birçok hibrit model bulabilirsiniz ama sizin ihtiyacınıza en uygun olanını seçmek için iyi bir araştırma yapmanız gerekir. Piyasadaki bütün hibrit ürünlerin hepsi aynı mantıkta çalışmaz. Hibrit inverterle ilgili çok daha teknik detayların olduğu başka videolarda çekeceğim size. Hatta cihazların nasıl ayarlandığı, bununla ilgili izleme sistemleri nedir, işte SEMS portal nedir, cep telefonundan nasıl izlenir, bununla ilgili videolar çekeceğiz ama bu videomuzun odağında bu cihazın sahip olduğu değişik bir özellikten bahsetmek istiyorum size. Bu da UPS Function dediğimiz hiçbir zaman kesintiye uğramadan çıkış alabileceğiniz bir özellik. İşin en güzel tarafı cep telefonunuza yüklediğiniz uygulama ile birlikte bu çıkışı aktif veya pasif duruma getirebiliyorsunuz. Yani buraya bağladığınız herhangi bir elektrikli ev aletini açıp kapama şansınız olacaktır. Ve buraya bağladığınız herhangi bir yük de hiçbir zaman elektrik kesintisini fark edemeyecek, sürekli çalışır durumda olacaktır. Bu gerçekten önemli bir özellik. Onun dışında tabii ki cep telefonundan veya baktığınızda web sitesi üzerinden sistemi izleme şansınız tabii ki mümkün. Bununla alakalı şimdi dilerseniz ürünle ilgili biraz daha teknik detayları bizle paylaşması için konuyu Goodwee'nin teknik sorumlusu Furkan Bey'e bırakmak istiyorum. Kendisi bize bu konuyla ilgili detay verecek. Görmüş olduğunuz cihazımız 5 kW'lık bir hibrit inverter. Bu cihaz hem on grid hem off grid şekilde çalışabilme mantığına sahiptir. Cihazımız 5 kW bir kapasitede, backup kapasitesi de yine 5 kW olarak çıkış vermektedir. Cihazımız tüm çalışma mantığı öncelikle güneş enerjisinde panellerinizde olan enerjiyi alıp sizin yük dağılımınıza göre backup'ınıza ve on-grid tarafınızda bağlı olan yüklere vermesi. Daha sonrasında panel tarafında artan bir yükünüz var ise bunu akülere depolaması ve gece olduğu zaman akülere depoladığınız enerjiyi sizin yine yüklerinizde kullanmanızı sağlar. Ayrıca şebekenin olmadığı durumlarda cihazınız
10 milisaniyenin altında tepki vererek yüklerinize enerji vermenizi sağlar. Backup derken şunu kastediyoruz. Şimdi bizim cihazımız hem on grid hem off grid mantığına sahip olduğu için backup çıkışı on grid çıkışından ayrı olması lazım. Nedeni de şu, örnek vereyim, şebeke tarafında enerji kesildiği zaman bizim invertörümüz yine enerji üretmeye devam edecek. Burada şebeke tarafında bir çalışma var ise, basitçe anlatmak gerekirse, o anda şebeke tarafında çalışmadaki personeli veyahut da insanları koruma amacıyla on grid tarafına çıkış vermeyecektir. Sadece sizin iç tüketiminiz, yani evinizde sizin için önemli olan yükleri desteklemekte kullanılan çıkış demektir backup. Ve aynı zamanda elektrikli araba şarjı. Tabii biz bugün burada bir elektrikli araç şarjını da gerçekleştirdik. Cihazımızın backup çıkışı 5 kW'lık bir kapasitede, yani 20 amper bir çıkışa sahip cihazımız. Şu anda görmüş olduğunuz cihazın kapasitesi maksimum 10 amper ve biz burada cihazımızın çıkışı buna yeterli olduğu için, örnek vereyim, şu anda aracı şarj ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi bu videoda sadece böyle bir ürünün de piyasada olduğunu anlatmak üzerine size bu videoyu çekiyorum. Teknik detayları, buradaki etiketinin üstünde yazan rakamların ne anlama geldiğini, nasıl ayarlama yapıldığını ve benzeri merak ettiğiniz bütün sorularla ilgili umarım bu cihazı ofisimizde ağırlayacağız ve burada testlerimizi yapıp size çok daha detaylı teknik bir bilgi de sunuyor olacağız. Özetlemek gerekirse, kendi ihtiyaçlarınıza göre güneş enerji sistemlerinde hibrit cihazlarda seçebilirsiniz. Hibrit cihazların yanı sıra alternatifler ürünlerin olduğunu da bilmekte fayda var. Yanımızdaki üründe UPS Function özellikle hibrit bir inverter olarak evinizde lityum batarya ile birlikte kesintisiz güce ihtiyaç duyuyorsanız eğer tercih edilebilecek ürünlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.